Selamun aleyküm. Babam ne? Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne oldu, senin neyin var? Darlandım ha biraz. Geleyim seni bir göreyim dedim. İyi ettin, iyi ettin. Geç bakayım şöyle. Demek bir sıkıntın var ha? Ya. Geç bakayım, otur şöyle. De bakayım şimdi bana. İşte bilmiyorum babam. Ya ben Tahir'le Murat'ın kalbini kırdım ha. Ne dedin? Önce biz o Murat'la hırlaştık ha biraz. Bu Vedat itinin meselesi. Sonra Tahir öyle hiç yoktan lafa girince benim de ağzımın ayarı kaçtı ya. Ben istemedim olsun böyle. Oldu işte öyle. O da alınganlık etti ya biraz. Kardeşler arasında olur böyle şeyler. Kalp kıran Kabe'yi yıkmış gibidir. Kırmayın birbirinizi. Sen de sıkma canım da. Diyelim ki şimdi Tahir'in başı derde girdi. Sen ne edersin? Kızım. Koşarım giderim yanına. Hem de yalın ayak başın kabak değil mi? Koşarsın. Peki diyelim ki senin başın sıkıştı. Bir haber uçurdular Tahir'e. Tahir ne eder? Koşar gelir yanıma. Abisiyim ha? Bana diyecek bir şey kalmadı ki şimdi. Anladım. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle oturmuşlar, konuşurlarken önlerinden bir adam geçmiş. Sahabe dönmüş peygambere demiş ki, Resulullah ben bu adamı çok seviyorum. Çok iyi bir insan demiş. Peygamber Efendimiz de dönmüş sahabeye demiş, koş git peşinden sevdiğini söyle. Sevginizi söylemekte, iyilik etmekte acele ediniz demiş. Birliğinizi, dirliğinizi bozdurmayın. Akşama gelirim ben. Olur babam. Tabii davet edilirsek. Estağfirullah babam, o nasıl söz öyle? Sen getir kendini ha. Koy bas köşeye, senin müsaaden varsa ben geleyim yanına. Şu Tahir delisini ara bakalım, söyle şimdi. Tahir. Şimdi. Babam etme. Sen dedin ha deli diye. Şimdi o akım derken diyecek, attıracak benim tepemin tersini. Lan Tahir'in adını çıkarmışsınız deliye. Sana niye bir şey demeden merak ediyorum, biliyor musun? Baba, etme da. Ya sen akşam geldiğinde konuşalım ha. Tamam, tamam, peki. Anlaştık.